Baklavalar, çikolatalar, şekerler. Neredeyse hayır demek imkansız. Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kaldı. Bir ay tutulan orucun ardından başlayacak bayramda her ziyaret ayrı bir tatlı ikramı. Bayram sabahından itibaren şeker, çikolata ve tatlı tüketimi artacak. Peki dişlerimizi bol şekerli yiyeceklerin vereceği zararlardan korumak için neler yapmalıyız? 3 parça baklava ikram ediyorlarsa bir parçasını yemek diyebilirim. Mümkün olduğunca az tüketmek lazım. Günde en az 2 kere fırçalamamız gerekiyor. Daha doğrusu her öğünden sonra fırçalamamız gerekiyor. Yani ama hani her gittiğimiz misafirlikte, her bayram ziyareti sonrası diş fırçalamamız mümkün olmayacak. Yani mutlaka akşamları yatmadan ve sabahları mutlaka dişi fırçalamak en az 2 kere gerekli. Bunu 3'e çıkarabilirsek çok güzel olur. Tatlının yanında bir şeyler içmeden olmaz. En az yediklerimiz kadar içtiklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Tatlıyla beraber asitli içecekler çok fazlasıyla ikram ediliyor. Onları da gene kontrollü tüketmek lazım. Kola ve benzeri asitli içecekleri aslında çok tüketmemek lazım. Şekersiz bir çay olabilir, su olabilir, soda olabilir. En azından kolaya veya diğer asitli içeceklere göre nispeten dişlerimize daha az zarar vermiş oluruz. Ramazan bayramında ağız sağlığına dikkat etmenin yanı sıra uzmanlar bir konuda da uyarıyor. Bayram sonrasında mutlaka tüm vatandaşlarımız da bir diş hekimini ziyaret edip muayenesini olup ağızlarında herhangi bir şey var mı en azından kontrol ettirirlerse çok güzel olacaktır.